Dolayısıyla kardeşler, bir insan şirkten sakınmıyorsa o adam muttaki olamaz. Hele veli hiç olamaz. Bugün adamlar veli diye 3-5 tane şarlatanı çıkarıyor. Ya adamlar müşrik, müşriklerin önde giden elde. Ne velisi kardeşim, ne Allah'ın evliyası ya. Senin veli dediğin kul evvela şirkten sakınan insandır. Şirkten sakınmayan bir adam veli olabilir mi? Senin bugün veli dediğin, bilmem Gavs-ı Sani dediğin, bilmem işte Allah'ın kendisine kainatta tasarruf yetkisi verdiği dediğin o insanlar şirkin en daniskasını işliyorlar. Müşriklerin önde gidenlerinden. Allah'tan korkmak lazım. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah diyor ki Yunus suresinde, dikkat edin ey insanlar. Allah'ın velilerine, Allah'ın veli kullarına hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacak. Yani hiçbir şeyden korkmayacak o kullar. Kabir azabıymış, cehenneme gitmekmiş. Niye Allah'ın velisisin kardeşim? Allah seni mahcup eder mi ya? Korkutur mu Allah seni? Hüzünlendirir mi? Mümkün değil. Peki kim ya Rabbi bu veli kullar? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar ki iman eden ve sakınan insanlardır. Neden sakınırlar? Bakın bunu söylememiş Allah. Onlar sakınan insanlardır. Neden sakınacağı söylenilmediğinde Arap dilinde sakınılması gereken her şey buna dahil olur. Şirkten sakınırlar, haramdan sakınırlar, şüpheli şeylerden sakınırlar, Allah'ın sevgisini yok eden şeylerden sakınırlar. Yani sakınılması gereken ne varsa onlar sakınırlar. İşte Allah'ın veli kulları böyle insanlardır. E bakıyorsunuz bugün Allah'ın velisi denilen o insanlar, yani bırakın şirkten sakınmak, şöyle dursun, şirkin bir numaralı destekleyicileri. İnsanlar onlar sayesinde Allah'a şirk koşuyorlar. Onların önermeleriyle, onların öncülükleriyle Allah'a şirk koşuyorlar. Tağutlar Allah'a şirk koşmak istediklerinde, sistemlerini sağlamlaştırmak istediklerinde gidip onların ellerini öpüyorlar. Onların ellerini öpünce şeyh efendiler de diyorlar ki tamam, bundan sonra biz bu adamın yanındayız. Milyonlarca insan onların peşinden gidiyor. Bu adamlar ne Allah'ın evliyasından olacak? Adamlar Allah'ın evliyası işte efendim günde kaç bin tane sünneti ihya ediyormuş. Ya Allah Resulü'nün en büyük sünneti tağutlarla mücadele etmek. Allah Resulü'nün en büyük sünneti İslam şeriatını getirmek için mücadele etmek. Nerede? Senin şeyhin şeriatı hakim kılmak için hangi cihat meydanlarında bulundu? Hangi davet hareketlerine katıldı? Elinde tesbih almış, Efendi Hazretleri günde bin tane sünneti ihya ediyormuş. Vallahi en büyük sünnet Allah'ın şeriatını hakim kılmaktır. Ne yapıyorsun sen? Sen Allah'ın şeriatını hakim kılmak, şöyle dursun, beşerin şeriatından razı olduğunu söylüyorsun. Allah başımızdan bunları yok etmesin, zeval vermesin diyorsun. Senin neren Allah'ın velisi? Sen bir şarlatansın, sen bir sahtekarsın, sen Allah'ın dini hakkında insanları kandıran bir alçaksın. Neren Allah'ın velisi? İşte kardeşlerim, takva denildiği zaman bunu anlamak lazım. Takvalı insan Allah'ın şirk kabul ettiği, küfür kabul ettiği şeylerden sakınan insandır. Bir insan eğer Allah'ın şirk ve küfür dediği şeylerden sakınmıyorsa, bakmayın onun sakalının olduğuna, sarığının cübbesinin olduğuna, alnı Kabe'nin önünde çatlasa bile bu adam muttaki değildir. Çünkü şirkten sakınmıyor. Bu takvanın birinci mertebesi. فبمن نلوذ ونستجير ونحتمي لو كانت الدنيا تهد قوانا فاقبل عبيدا جاء عندك تائبا